Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin amiral gemisi tablet modeli MatePad Pro 13.2'yi beraber inceleyeceğiz. Bakalım bu tablet bizlere neler sunuyor? Gerçekten gündelik hayatımızda kullanabileceğimiz kadar yetenekli bir tablet mi? Bu soruların cevabını incelememiz içerisinde sizlere vereceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak tabletimizin tasarımıyla incelememize başlayalım. Gördüğünüz gibi burada bir M Pencil'ımız mevcut ve alt tarafta da klavyeli bir standımız bulunuyor. Bir kılıfımız bulunuyor. Şunu belirteyim hemen baştan arkadaşlar. Halihazırda bu tableti Huawei'nin sitesinden aldığınız zaman zaten bu alt tarafta görmüş olduğunuz klavyeli kılıf ve şu yeni nesil M Pencil zaten hediye olarak geldiği için hani ya ben bunlara ayrıyetten para vermek istemiyorum vesaire demeyin. Çünkü bunlar hediye olarak geliyor. Dolayısıyla bunlar için ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Biz de o yüzden bu incelememizi bu şekilde bir set halinde gerçekleştirmek istedik. Bunu hemen size baştan belirtelim. Zaten arkadaşlar bu tableti klavyesiyle kullanmak, kalemiyle kullanmak müthiş bir rahatlık. Bunlardan birazdan bahsedeceğim sizlere. Zaten şu şekilde klavyeyle kullandığınız zaman direkt olarak bir bilgisayar hissiyatı veriyor size. Burada touchpad'inden tutun da klavyesinden yazımızına vesaire gerçekten muazzam bir deneyim sunuyor. Bunları size baştan söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi kılıf çok şık zaten. Şurasını açtığınız zaman direkt bir standa dönüştürüyor. Bir laptop gibi tableti kullanmanıza izin veriyor. Bunlar gerçekten çok kreatif dokunuşlar. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikli olarak tabletimizin tasarımına bir göz atalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 13.2 zaten isminden de anlaşılabileceği üzere 13.2 inç boyutunda bir ekranımız söz konusu. Bu ekranın çerçeveleri oldukça ince tasarlanmış arkadaşlar. Yani çerçevelerin yok kıvamında olduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Öyle ki kamera içinde bir çentik kullanmışlar. Yani üst çerçeveler kameranın yer alabileceği, kameranın kapladığı alandan daha ince olarak tasarlanmış. O yüzden kameranın yer aldığı kısımda bir adet çenteye yer verilmiş. Bunu size baştan söyleyebilirim. Burada ekran gövde oranının yaklaşık olarak %94 olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Zaten ekrana baktığınızda gerçekten muazzam bir ekran gövde oranının olduğunu direkt olarak fark ediyorsunuz ve burada da bir kalite algısı ön plana çıkıyor. Burada özellikle bahsetmek istediğim bir şey var arkadaşlar. Huawei bu tabletinde esnek OLED panel kullanmış. Bu da alanında bir ilk olduğu anlamına geliyor. Yani karşımızda ilk defa esnek OLED ekrana sahip bir tablet bulunuyor. Bu gerçekten önemli. Özellikle de şu görmüş olduğunuz M Pencil'ın kullanımını muazzam derecede etkiliyor arkadaşlar. Zaten not alırken vesaire bunu rahatlıkla hissediyorsunuz. Şöyle diyeyim sizlere. Normal şartlarda bir tabletin ekranına yazı yazarken bir cam yüzeye dokunduğunuz yani sert bir yüzeye kalemin temas ettiğini fark ediyorsunuz. Ama burada esnek bir OLED ekran kullanıldığı için sanki bir kağıt üzerine yazı yazıyormuş hissiyatı veriyor sizlere. Bu da gerçekten günümüz için önemli. Bu şekilde tablet sizin için istediğiniz an bir deftere dönüşebiliyor. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Buradaki ekranımızın çözünürlüğü 2880x1092 piksel. Bu da çözünürlüğümüzün ciddi anlamda yüksek olduğu manasına geliyor. Yüksek çözünürlük şu anlamda iyi arkadaşlar. Özellikle bu tableti ben bir proje yapımında kullanacağım diyorsanız, bir çizim üzerinde kullanacağım diyorsanız, örneğin bir çizim yaptınız, orayı zoomlayarak orada küçücük bir alanı devasa bir çizim hacmine dönüştürerek üzerinde yeni eklemeler, yeni düzenlemeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu anlamda çözünürlük çok önemli. Dolayısıyla ya ben bunu çizim işlerinde kullanacağım, benim için yüksek çözünürlük ön planda diyorsanız MatePad Pro'nun bu modeli gerçekten sizin beklentilerinizi karşılayacaktır. Bunu size net bir şekilde söyleyebilirim. 3'e 2 bir ekran oranımız söz konusu ki zaten günümüz tabletlerinde bu orana artık alıştık. Genel olarak 3'e 2 bir ekran oranı ile geliyor tabletlerimiz. Ekranımız arkadaşlar 144 Hz scroll yaparken vesaire zaten bu tazeleme oranının yüksekliğini fark ediyorsunuz. Hiçbir takılma donma olmadan bir scroll performansı sunuyor bizlere. 1000 nit bir parlaklık var burada. Şimdi şunu diyebilirsiniz ya 1000 nit bir parlaklık söz konusu burada. Tabii bu kadar parlak ekran olması şunu getirebilir aklınıza. Ya acaba bu göz konforunu etkileyebilir mi? Hayır arkadaşlar. TrueRayland göz konforu 3.0 sertifikasına sahip bu tablet. Yani diyor ki siz bu tabletle rahat rahat çalışabilirsiniz. Göz konforunuz hiçbir şekilde etkilenmez. Merak edenler için şunu da belirteyim.
10 bit ve 1.07 milyar renk var bu ekranda arkadaşlar. Bu da şimdiye kadar bir tablet ekranındaki belki en geniş renk limitini bizlere sunuyor. Dolayısıyla MatePad Pro 13.2 tüm standartları bir tık yukarıya taşımış bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim arkadaşlar. Ağırlığını soracak olabilirsiniz çünkü bu tabletin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Günün sonunda bizlere mobil anlamda bir iş fırsatı sunuyor olması. 580 gramlık bir ağırlığı var arkadaşlar. Tabii ki burada klavye ve kalem de eklendiğinde bir tık daha artıyor ağırlık. Ama günün sonunda baktığımız zaman her türlü mobil anlamda yanınızda gezdirebileceğiniz ve işlerinizi maksimum seviyede görebileceğiniz en hafif cihazlardan biriyle karşı karşıyayız. Bunu da sizlere net bir şekilde söyleyebilirim. Çok ince bir yapıya sahip 5.5 milimlik bir kalınlık söz konusu arkadaşlar. Yani günümüz tabletlerinden yeteneklerine baktığımız zaman, içindeki teknik özelliklere baktığımız zaman son derece ince bir tabletle karşı karşıya bulunduğumuzu sizlere söyleyebiliyorum. Şunu da söylemek lazım. Özellikle bu soruyu çok soranlar oluyor. İçerisinden şarj aleti geliyor mu? Evet arkadaşlar, kutu içerisinden şarj aleti çıkıyor. 88 wattlık bir hızlı şarj desteği söz konusu bu tablette. Ve içerisinde de 10.1 yani 10.100 miliamperlik bir batarya bulunuyor ki normalde biz tabletlerde 7.000-8.000 miliamperlik bataryalara alışığız. Bu noktada Huawei'nin batarya kapasitesini bir tık yukarıya çıkardığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Elbette ki bu 10.100 miliamperlik batarya bizlere arkadaşlar 12 saate kadar kesintisiz video oynatma özelliği sunabiliyor. Yani şunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Evden sabah çıktınız, tabletinizin şarjı var. Gün içerisindeki bütün işlerinizi hallettikten sonra bile muhtemelen geriye yine şarjı kalacaktır. Şunu merak edebilirsiniz. Ya tamam, hızlı şarj desteği var ama kaç dakikada şarj oluyor? Ben arkadaşlar test ettim. Yaklaşık olarak bir 70 dakika falan sürdü. 65-70 dakika falan sürdü. Yani hiç tabletin şarjı yoktu. Şarja taktım ve sıfırdan %100'e tamamen şarj olması yaklaşık olarak 65-70 dakika sürdü arkadaşlar. Bu da genele baktığımızda standartların üzerinde bir ortalama diyebiliriz. Neden? Çünkü burada 10.100 mAh'lik bir bataryadan bahsediyoruz arkadaşlar. Kalkıp da Huawei buna 6.000-7.000 mAh'lik bir batarya taksaydı tabii ki şarj süresi de belki 50 dakikanın belki 40 dakikanın altına inecekti ama batarya kapasitesini üst seviyede tuttuğu için tabii ki şarj süresi de 65 dakikaya kadar çıkmış durumda. Ama yine de dediğim gibi 10.100 mAh'lik bir bataryayı 65 dakikada şarj etmek de çok önemli bir artı diyebiliriz. Şimdi gelelim diğer uygulamalarımıza, diğer özelliklerimize arkadaşlar. Bu tablette sizin de görebildiğiniz üzere arka tarafta çift Ultra HD kamera bulunuyor. Her ne kadar tabletlerde kameralara çok fazla ihtiyaç duymuyor olsak da Huawei burada işte kullanabileceğinizi düşünerek yüksek çözünürlüklü iki kamera yerleştirmeye gerek duymuş. Nedir arkadaşlar? Mesela bir şey üzerinde çalışıyorsunuz, ne bileyim onun fotoğrafını çekip hemen kalemle üzerinde oynamalar vesaire yapabiliyorsunuz. Bu gibi özellikleri var. Yoksa kalkıp da tabletle dışarıda dolaşıp fotoğraf çekilmek hani çok da makul bir şey değil. Siz de takdir edersiniz ki. Ama dediğim gibi iş için kullandığınızda ya da ne bileyim bir not aldığınızda, dersiniz için kullandığınızda nedir, atıyorum kitabın fotoğrafını hemen çekiyorsunuz. Uygulamalar sayesinde onu hemen PDF dokümanına çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada uygulamalar demişken hemen bahsedeceğim konular da var. Şu görmüş olduğunuz M-Pencil için pek çok önemli uygulama mevcut tabletimizde. Bunlara birazdan değineceğim. Şimdi biraz daha böyle hemen size kullanım detaylarından vesaire bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada profesyonel seviye bir ekranımız mevcut arkadaşlar. Her türlü ışık altında bizlere kristal netliğinde ayrıntılar sunuyor. Zaten az önce de belirttiğim üzere bu tabletin ekranı bizlere 1000 nitlik bir parlaklık sunuyor. Dolayısıyla ışık varmış, ışık yokmuş bunlar hiç önemli değil arkadaşlar. Rahat bir şekilde ister güneş altında olun, ister kapalı bir ortamda olun, ister ışığın çok fazla olduğu bir ortamda olun, her türlü çalışmalarınızı kristal netliğinde rahat bir şekilde sürdürebiliyorsunuz. Biliyorsunuz bazı tabletlerdeki ekranlar gerçekten çok kötü oluyor ve güneş altında mesela atıyorum bir parka gittiniz, bir pikniğe gittiniz vesaire, güneş altında ekran adeta görünmüyor arkadaşlar. Bu tablette ise yani MatePad Pro 13.2'de ise böyle bir sorun tabii ki söz konusu değil. Rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. Benim gerçekten ekran çok hoşuma gitti. Bunu sizlere rahat bir şekilde söyleyebilirim. Burada M-Pencil 3. nesil var arkadaşlar. Fakat bu kalemde bir Nearlink teknolojisi bulunuyor. Zaten hemen üstünde de bir Nearlink logosu yer alıyor. Peki Nearlink'in olması bu kalemde bizlere ne gibi avantajlar sunuyor? Bir kere arkadaşlar hassasiyeti çok 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 artmış durumda. Yani kalemi
tablet ekranına tuttuğunuz anda son derece net çizimler gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani muhtemelen önümüzdeki süreçte biz sosyal medyada bu tablet üzerinde çizilmiş birbirinden muazzam resimler görmeye başlarız. Çünkü gerçekten çok başarılı. Ben kullandım bayağı bir. Not aldım, notlar aldım. Grafitiler falan çizdim. Ben bu tarz çizimler yapmayı seviyorum arkadaşlar. Ve gerçekten kalemin Nearlink teknolojisiyle son derece başarılı bir hale geldiğini söyleyebilirim. Kalemi tanıtmak için yapmanız gereken şey çok basit. Kablo mablo hiçbir şey bağlamıyorsunuz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şu, kalemi buraya koyduğunuz anda kalem direkt zaten ekranda çıkıyor ve direkt olarak kaleminiz tanınmış oluyor. Şöyle bir durum var. Mesela buraya koyduğunuzda direkt arkadaşlar bakın. Kalem şarj olmaya başladı. Yani ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Kaleme kablo falan bağlamakla uğraşmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sadece tabletinize takıyorsunuz ve kalem direkt olarak kendi kendine şarj etmeye başlıyor. Aynı şekilde kalemi tanıtmak için de ne yapmanız lazım arkadaşlar? Kutudan çıktı, direkt olarak buraya koyun ve kaleminiz hemen tanıtıyor. Zaten direkt ekrandan bastığınız zaman kaleminiz tanınmış hale geliyor. Bunlar gerçekten güzel özellikler. Her ne kadar ekstra cihazları tabletimize bağlamak ne kadar kolay olursa bizler için o kadar iyi. Şimdi gelelim arkadaşlar bu kalemle kullanabileceğimiz uygulamalara. Zaten MatePad'in kurulumunu yaptığınız zaman burada M Pen Zone diye bir simge çıkıyor. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar karşınıza pek çok çizim uygulaması geliyor. Bu çizim uygulamalarını direkt olarak buradan indirebiliyorsunuz. PDF dökümü oluşturmadan tutun da çeşitli çizimler yapabileceğiniz uygulamaları varana dek pek çok uygulama direkt olarak App Gallery aracılığıyla elinizin altına gelmiş oluyor. Yani burada ay acaba hangi uygulamayı indirsem, hangi uygulamada bu kalem daha iyi çalışır gibi düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi pek çok uygulama bulunuyor. Kalemi tabii kullanmanın pek çok yolu var. Mesela şu kalemi alıp hani sağ köşeden sonra tuttuğunuzda arkadaşlar direkt olarak bir menü açılıyor. Bu menüde dilerseniz ekran alıntısı yapabiliyorsunuz çizerek. Dilerseniz hemen burada not ekle özelliği var. Not ekleyi seçiyorsunuz ve direkt olarak çeşitli noktalara notlar ekleyebiliyorsunuz. Bunlar gerçekten önemli özellikler arkadaşlar. Bu özellikler sayesinde mesela atıyorum bir haber okuyorsunuz ya da bir kitap okuyorsunuz. Bunlara bir not düşmek istediniz değil mi? Hemen ne yapıyorsunuz? Şöyle sağdan çekiyorsunuz. Not ekle diyorsunuz arkadaşlar. Ve buraya hemen dilediğiniz gibi bir not ekleyebiliyorsunuz. Bunlar gerçekten güzel, pratik özellikler. Özellikle öğrenciler ve projeler üzerinde çalışanlar için bu özelliklerin vazgeçilmez olacağını ben söylüyorum. Gerçekten çok güzel, çok ince düşünülmüş nüanslar bunlar. Evet, gelelim arkadaşlar Huawei X-True teknolojisine. Bu teknoloji ne demek? Şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Ben bu tableti açtığımda bir şaşırdım. Çünkü muazzam bir ses deneyimi var. Yani şöyle diyeyim sizlere, 3 boyutlu bir ses gibiydi. Bir ses algısı oluştu. Vay be dedim, gerçekten tablette muhteşem bir ses deneyimi söz konusu. Şimdi ben bunu size göstermek istesem de yani hoparlörünüzde ya da ne bileyim telefonunuzda dinliyorsanız bu incelemeyi bunu anlamanız mümkün olmayacak. Çünkü telefonunuzda böyle bir donanım yok. Böyle bir teknoloji yok ya da bilgisayarınızda böyle bir teknoloji yok. Dolayısıyla anlatmak istediğimi tam olarak anlayamayabilirsiniz. Hani derler ya bazen yaşamanız lazım diye. Tam olarak bu teknolojiyi yaşamanız lazım diyebilirim. Sizlere tavsiyem şu olur, bir teknoloji mağazasına gidin. Huawei MatePad Pro 13.2'nin ses deneyimine bir göz atın arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir ses deneyimi sunduğunu sizlere söyleyebilirim. Tabii ki şöyle bir durum da söz konusu. Bu özellik sayesinde son derece muazzam ses efektleri ortaya çıkarabiliyorsunuz. Özellikle böyle video işinde uğraşmayı seviyorsanız arkadaşlar güzel işler ortaya çıkartabilirsiniz. Şimdi gelelim bu tabletle yapabileceğiniz şeylere. Şimdi gelelim bu tableti nasıl daha kreatif olarak kullanabileceğinize. Eğer böyle video işte ses gibi işlerle uğraşıyorsanız sizin yanınızda bir stüdyo görevi görüyor. Yani illa evde oturup bilgisayarınızın başında bu işleri yapmanız artık gerek yok arkadaşlar. MatePad Pro 13.2 ile dilediğiniz yerde bu işleri son derece keyifli bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu imkanları sizlere sunuyor ve arka tarafta da 3. parti uygulamaların desteğini almış durumda. Uygulamalar derken aklınızda bazı soru işaretleri var. Bunlara birazdan değineceğim. Bekleyin arkadaşlar. Yani daha tam olarak incelememizi tamamlamadık. Uygulamalarla ilgili de size söyleyeceğim pek çok detay mevcut. Şimdi gelelim tabletimizin iletişim özelliklerine. Yani bir görüntülü konuşmada vesaire nasıl bir performans sunuyor acaba? Bunu da test ettim arkadaşlar. Zaten burada bir gürültü engelleme özelliği mevcut tabletimizde ve sinyalleri ayırt ederek gürültüleri başarılı bir şekilde ayrıştırabiliyor. Dolayısıyla karşı tarafla yaptığınız görüntülü konuşmalarda sizlere son derece muazzam bir performans sunuyor. Evinizde vesaire tamam kulaklıksız yapabilirsiniz.
son derece iyi bir performans sunuyor. Dışarıda da eğer ya kulaklığınız yanınızda değil, unuttunuz ama ani bir toplantıya katılmanız lazım vesaire, bu noktada da size en üst düzey performansı sunduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar kafamızda soru işaretleri oluşturan o kısma. Yani bu tablette istediğim, dilediğim uygulamaları yükleyip onları çalıştırabiliyor muyum? Evet arkadaşlar. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum sizlere. App Gallery üzerinden dilediğiniz uygulamaları zaten yükleyebiliyorsunuz. Ben mesela şu anda arkadaşlar WhatsApp'ımı da yükledim, YouTube'umu da yükledim, Gmail'imi de yükledim. Yani aklınıza gelebilecek olan tüm uygulamalar şu anda benim tabletimde yüklü. Bunları yüklerken de herhangi bir sıkıntı ya da sorunla karşılaşmadım arkadaşlar. Zaten dediğim gibi App Gallery'de halihazırda pek çok uygulama mevcut. Ama ya ben bazı Google uygulamalarını bulamadım, ne yapacağım diyorsanız da hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? App Gallery'den Gbox'ı indiriyoruz ve Gbox içerisine girdiğimiz zaman zaten direkt olarak bütün Google uygulamaları karşımıza çıkıyor. Buradan dilerseniz Google Play Store'u indirerek oturum açabiliyorsunuz arkadaşlar ve oturum açtıktan sonra da direkt olarak uygulamaları indirdiğinizde Google hesabınızdaki kimliğiniz karşınıza geliyor. Yani herhangi bir sorun ya da sıkıntı çekmiyorsunuz. Bunu size baştan söyleyebilirim. Bildirim tarafında da herhangi bir problem yok arkadaşlar. Uygulamaların klonlarını yaparak aynı Huawei telefonlarda olduğu gibi bildirimleri de rahat bir şekilde alabiliyorsunuz uygulamalardan. Yani ben uygulama tarafında herhangi bir sorun yaşar mıyım diye soracak olursanız sizlere cevabım kesinlikle hayır olacaktır. Şimdi son olarak tabletimizin teknik özelliklerine de bir değinelim arkadaşlar. Şimdiye kadarki kısımda tabletin kullanım senaryolarından, ne gibi kullanımda faydalar sunduğundan bunlara değindik ve gelelim cihazımızın içinde yer alan Yonga setine, ses deneyimine falan bunları biraz açalım. Bu cihazda arkadaşlar Huawei tarafından geliştirilen Kirin 9000S Yongası bulunuyor. Bu Yonga'ya 12 GB RAM eşlik ediyor. Fakat 16 GB RAM'in olduğu ikinci bir versiyonda var arkadaşlar. Dahili depolama seçeneklerine baktığımızda 256, 512, 1 TB'lik 3 farklı versiyonun olduğunu görüyoruz. Şu gelebilir aklınıza, ya acaba arka kameralar kaç megapiksel? Burada arkadaşlar dediğim gibi bir adet geniş açı kameramız var. Hemen şurada görüyorsunuz zaten. Bu geniş açı kamerası 112 derecelik fotoğraflar çekmenize imkan sağlıyor. Bunun yanında bir de arkadaşlar 13 megapiksellik Ultra HD bir kameramız mevcut. Ön tarafta ise arkadaşlar dedim yani çentikli bir kameramız mevcut diye. Burada 16 megapiksellik Ultra HD bir kameramız var. Ve bunun hemen yanında da arkadaşlar TOF derinlik algılama kamerası bulunuyor. Burada şu aklınıza gelebilir, ya bu TOF kamerası var, peki bunda yüz tanıma özelliği var mı? Evet var arkadaşlar. Yüzünüzü tanıtarak ne yapabiliyorsunuz? Bu tabletin kilitini vesaire açabiliyorsunuz. Zaten tableti ilk kurulum yaparken size soruyor, yüz tanıma özelliğini aktifleştirmek istiyor musunuz diye. Burada yüz tanıma özelliğini aktifleştirdiğinizde hiç pin kodu vesaire girmeye gerek kalmadan direkt olarak yüz tanıma ile hemen tabletinizin kilidini açabiliyorsunuz. Şimdi gelelim ses tarafına arkadaşlar. Burada maksimum 82 desibel ses yüksekliği sağlayan 4 set özelleştirilmiş bas ve 2 set tiz hoparlör bulunuyor. Hani size demin başta demiştim ya, tableti açtığımda sesi beni gerçekten çok muazzam bir derecede etkiledi diye. İşte bu etkilenmeyi sağlayan donanım bu arkadaşlar. Şunu da dipnot olarak söylemek istiyorum. Bu tablette arkadaşlar akustik mühendisleri tarafından yapılan bir ön ayar bulunuyor. Bu ön ayar en yaygın 4 senaryoyu otomatik olarak algılıyor ve bunlara uyum sağlayabiliyor. Böylece herhangi bir güçlük çekmeden en iyi ses ve sürükleyici deneyimin keyfini çıkarabiliyoruz. Yani burada tabletin açılışındaki o etkileyici sesin altında da aslında ses mühendislerinin ortaya çıkardığı bir performans olduğunu anlıyoruz. Evet, genel olarak tabletimiz teknik özellikleri, kullanım senaryoları bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi geldik tabii ki sizlerin de en merak ettiği o noktaya. Nedir bu? Tabii ki tabletimizin fiyatı arkadaşlar. Halihazırda bu tablet 32.999 Türk lirasına satılıyor Huawei'nin kendi mağazasında. Fakat mağazaya girdiğiniz zaman, bakın şu anda ben mağazaya girdim mesela arkadaşlar. Burada size iki tane versiyon sunuyor. 12 GB artı 256 GB ve 12 GB artı 512 GB diye. Şu anda 256'lık yok arkadaşlar. Sadece 512'lik var. Bunun da fiyatı dediğim gibi 32.999 Türk lirası. Ama burada önemli bir ama var. 3. nesil M Pencil hediye olarak geliyor ki bunun değeri arkadaşlar 2.499 TL, onun üzerine bir çizik atılmış. Ekran hasarı garantisi ne demek? Ekranınıza bir şey olduğunda direkt olarak sizden herhangi bir ücret talep etmeden arkadaşlar bunu değiştiriyorlar bir defaya mahsus. Burada zaten 6 ay bir defa diye parantez içinde belirtilmiş. Bunun değeri de arkadaşlar 2.499 Türk lirası. Bu noktada baktığınız zaman zaten
kafadan 5000 Türk lirası bir indirim sağlamış oluyor sizlere. Ayrıca bazı ekstralar da mevcut. Bunları da söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. 6998 Türk lirası değerinde M-Pencil ve klavye. Yani az önce dedim ya, klavye zaten kalem zaten 2500 lira hediye diye. Artı arkadaşlar bunun yanında bir de klavyemiz var. Zaten incelemenin başında da bunların set halinde geldiğini söylemiştim. Yani burada tabletin fiyatı aslına bakırsa bayağı bir düşüyor arkadaşlar. Bir tane daha var. Yorum bırak 999 TL değerinde Bluetooth mouse kazan. Yani sadece bunu satın alırken bir yorum bırakarak artı 1000 liralık da Bluetooth fare kazanabiliyorsunuz. Fareyi de yine buna bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Yani baktığımız zaman arkadaşlar burada fiyattan bizim 7000, 8000, 9500 Türk lirası düşmemiz lazım. Yani burada 33 bin lira size çok gelebilir ama neredeyse bir 10 binlik indirimimiz var ve bu tablet bize aslında 22 bin, 23 bin gibi bir fiyata denk düşüyor. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Dediğim gibi şu anda ön sipariş ürünü olarak burada mevcut arkadaşlar. Hemen girerseniz bu yanındaki ekstralara ve sepette 2000 Türk lirasılık indirime hak kazanabiliyorsunuz sizde. Eğer bu tablet hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu incelemenin altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.